İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Van şehrinde 1700 yıldır ayakta kalan Surp öz Kilisesi ziyarete açıldı. 27 Haziran 1993'te Martakert kurtarıldı. Goris Ermenistan Cumhuriyeti'nin en önemli kültür merkezlerinden biri olma iddiasında Rusya Federasyonu Suriye'nin İdlib ve Halep illerinde ateşkes ihlalleri kaydetti. Batı Ermenistan'ın tarım başkentinde Kaysa asadı başladı. Dersim'de Yeni Gün Kadın Dayanışma Derneği'nin çocuk istismarcılarını aklayan yasa tasarısına ve barolara yönelik müdahalelere ilişkin basın açıklaması Batı Ermenistan'daki Van'ın Başkale ilçesinde bulunan Hz. İsa'nın havarilerinden Bartalamios'un mezarının bulunduğuna inanılan 1700 yıllık Surp Bartalamos Kilisesi Hristiyanlar için önemli bir ibadet yeri olma özelliğine sahip. 37 yıl önce kurulan 3. Hudut Tabur Komutanlığına ait arazi içerisinde bulunması nedeniyle uzun yıllar ziyarete kapalı tutulan kilise, Tabur Komutanlığı'nın çözüm süreci kapsamında mahalle dışına taşınmasıyla yeniden ziyarete açıldı. 26-27 Haziran 1993'te Mardagert'i kurtarmak için askeri bir operasyon gerçekleştirildi. Karvacar'ın askeri operasyondan sonra Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Laçin Karvacar grubu yenildiğinde Savunma Ordusu Komutanlığı Mardagert'i kurtarmak için askeri operasyon geliştirmeye ve hazırlanmaya başladı. Kısa sürede kuvvetler ve araçlar yeniden toparlandı. Haziran ayının ikinci arasında başarılı bir şekilde savaş görevlerini yürüten Ermeni kuvvetleri taktik önem taşıyan çeşitli tepeleri ve hatları ele geçirdi. Ermeni birimlerinin baskısına dayanabilmek için düşman 26 Mart'ta savaş uçaklarını da devreye soktu. Ancak Ermeni özgürlük savaşçıları bir uçağı düşürdü ve şiddetli ve devamlı çarpışmalardan sonra televizyon kulesiyle Puşkenyal Tepesi'ni kurtardı. 27 Haziran'da savunma ordusu birimleri Mardakert'e girdi. Şehri 28 Haziran'da kurtararak pek önemli tepeleri ve ana yolları savunmaya ve çevresindeki yerleşimleri kurtarmaya geçti. Ermenistan Cumhuriyeti Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Süren Babikyan, 26 Haziran'da Sünik bölgesinde iki günlük bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Bakan, Sünik bölgesinde olan çalışma ziyaretine Sisyan şehrinden başladı. Burada bölge valisi Hunan Boosyan'ın ve topluluk başkanı Artur Sarkisyan'ın eşliğinde hükümetin sübvansiyon programı kapsamında şehirde tamamlanan ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi sahibi oldu. Daha sonra Süren Babikyan, Goris Belediye Başkanı Aruş Arushyan'ın eşliğinde kent merkezindeki tarihi konutların yenilenme programını izledi. Sorumlu kişilerle güncel sorunları tartıştı. Bakana göre program sayesinde şehir için eşsiz renkli bir ortam sağlanmanın yanı sıra bir dizi başka sorun da çözülüyor. Özellikle su temini ve drenaj sistemi inşa ediliyor. Vararakın nehrinin yatağı tamamen temizleniyor. Eski Goris projesi, şehir merkezindeki sokakların ve kaldırımların yeniden inşası ve döşenmesi, 1918-1920 yılları arasında inşa edilmiş 38 adet binanın çatı, balkon ve cephelerinin yenilenmesi, Vararakın nehrinin sağ ve sol bölümlerinin restorasyonu öngörülüyor. Proje, Dünya Bankası desteğiyle Turizm Komitesi ve Ermenistan Cumhuriyeti Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'nın web sitesinde yayınlanan bir habere göre geçen gün Suriye'de Rus birlikleri tarafından 3 ateşkes ihlali bildirildi. Habere göre Türk tarafı herhangi bir ihlal tespit etmedi. Gün boyunca Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri iki humanitar faaliyet gerçekleştirdi. Hasake ilindeki Medinet Raya köyünde Rus Silahlı Kuvvetleri toplam ağırlığı 2 ton olan 400 40 gıda paketi, Halep ilindeki Kaffer Besin köyünde ise 1 ton 212 kilo ağırlığındaki 250 gıda paketi dağıttı. Kayısı üretiminde Batı Ermenistan'ın önemli merkezlerinden olan Iğdır'da bu yılki ürünlerin hasadı başladı. Sahip olduğu coğrafi şartları ve iklimiyle birçok sebze ve meyvenin yetişmesine olanak sağlayan Iğdır'da kayısı hem üreticiler hem de kentin ekonomisi açısından ayrı bir öneme sahip. Yetiştirilen birçok tarım ürünü nedeniyle Batı Ermenistan'ın tarım başkenti olarak adlandırılan kentte yaklaşık 39 bin dönüm alanda kayısı üretimi gerçekleştiriliyor. Iğdır'a özgü aramasıyla bilinen şalak kayısısının da içinde yer aldığı kayısı ağaçlarında bu yıl yaklaşık 40 bin ton hasat bekleniyor. Halk arasında sarı elmas adıyla anılan kayısının Iğdır'daki hasadı verimli geçiyor. Batı Ermenistan, Dersim, Kaynak, Özgür Dersim gazetesi. Yeni Gün Kadın Dayanışma Derneği çocuk istismarcılarını aklayan yasa tasarısına ve barolara yönelik müdahaleler ilişkin basın açıklaması yaptı. Düzenlenen basın açıklamasında istismarın affına, şiddetin aklanmasına izin vermeyeceğiz pankartı açan kadınlar adına açıklamayı avukat Çağla Yolaşan okudu. Avukat Çağlay Olaşan, hükümet önlem almak, kadınları güçlendirici politikalar izlemek yerine aksine kadınların kazanımlarına yönelik saldırılarını artırmıştır. AKP iktidarı boyunca kadınların büyük mücadeleler ile elde ettiği yasal düzenlemeler büyük bir keyfiyetle askıya alınmış en temel medeni haklar tartışmaya açılmıştır. Haksız cezai indirimler, uzaklaştırma kararlarının etkin uygulanmaması, boşanmanın zorlaştırmaya çalışılması, nafakayı sınırlayan yasal düzenleme tartışmaları, İstanbul Sözleşmesi karşıtı kampanyanın kadınların canını almaya devam edecek. İktidara geldiği günden bu yana adım adım kadınların haklarını törpüleyen, ayrımcı politikalarla birlikte nefret dili inşa eden hükümet, en temel insan hakkı olan yaşam hakkını korumuyor. Kadınlar ölmek istemiyorum beni öldükten sonra mı koruyacaksınız diyerek sesini devlete kolluk kuvvetlerine duyurmaya çalışıyor. Öldürülen kadınların cebinden savcılığa yazdıkları koruma talepli dilekçeler çıkıyor dedi. Çocuklara yönelik cinsel istismarı gün be gün arttığını aktaran yolaşan çocukları korumak en önemli vazifelerinden biri olan sosyal devlet defalarca çocukları istismarcılarla evlendirmeyi çözünmüş gibi görerek bu yönde yasa çalışmalarını meclise ve gündeme getiriyor. Tekrar ifade etmek istiyoruz ki bugüne kadar kadınların karşı çıkışıyla engellenen yasa tasarısını değil meclise aklınıza bile getirmeyin. Biz kadınların savunulmaya bunu bağımsız yapabilecek avukat ve barolara ihtiyacı var. Çünkü biliyoruz ki yargı sistemi bu haliyle bile bağımsız olmadığı gibi aynı zamanda cinsiyetçi ve eril bir sistemdir. Eğer barolara hedeflenen müdahale başarılı olursa biz kadınların adalet mücadelesi daha da zorlaşacak. İktidarın gündeme getirdiği düzenlemeler hayata geçtiğinde kadınların güvenle başvurabilecekleri kadın hakları merkezleri, çocuk hakları merkezleri, mültecilerin hukuki yardım talep edecekleri merkezler kalmayacak. Bu nedenle barolara müdahale aynı zamanda kadınlara cendere anlamına geliyor. Mücadele ederek kazandığımız hakların elimizden alınmasına izin vermeyeceğiz. Buradan bir kez daha başta Dersim Barosu olmak üzere barolar ile dayanışma ve mücadele duygularımızı dile getiriyoruz. Barolara ve kadınlara karşı kuşatmaya birlikte dur diyeceğiz şeklinde konuştu. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Susanna Yan tarafından seslendirilen Sasna Aurora Tain adlı eseri sunuyoruz. Ամուշքուն գրքանոցին աստրունկելամ քննոյե մեգիաստած քզիպա Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.